Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Burak ben. Bugün ekmek teklisinde... Birazcık geç oldu. Beyinler pelte. Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Burak ben. Bugün ekmek teklisinde inanmazsınız ekmek yapacağım. Hem de ekşi mayalı bir ekmek olacak bu. Leyla burada. Bu ekmekte böyle bugüne kadar hiç görmediğiniz birkaç böyle ufak yenilikler var. Bunların hepsini sırası geldikçe bahsedeceğim. Ben hamura başlayayım. Onlar geldikçe devam edeyim. Önce suyum. 375 gram. Kavanoz ölçülerini ben aşağıda yazacağım. Çünkü hepsini burada söyleyince kafa karışıyor. 375 gram suyu koydum. Bunun üzerine burada da 200 gram levanım var. Nedir levan? Genç maya. Yani ekmeği yaparken bu ana mayayı, bizim Leyla'yı kullanmıyoruz. Ondan birazcık alıp ayrı bir yerde un ve suyla karıştırıp onu mayalandırıp bu genç mayayı kullanıyoruz. Bunu neden yapıyoruz diyecek olursanız. Çünkü ana maya hani böyle besledikten birkaç gün geçtikten sonra fazla asidik ve haliyle fazla ekşi olabiliyor. Bu ekmeğin hem tadını etkiliyor hem kabarmasını etkiliyor. Ama yani ekmeği yaptıktan bir gün önce beslemişseniz zaten aynı kapıya çıkıyor. Ama daha önce beslemişseniz ya mayanızı tekrar beslersiniz ya da böyle bir levan yaparsınız ve bununla ekmeğinizi yaparsınız. Bence gayet açıklayıcıydı. Bunu da nasıl yaptım? Önce hemen ondan da bahsedeyim. Şurada 100 gram unum ve 100 gram suyum var. Bunları karıştırıyorum. Ve içine bir kaşık, yani böyle ekşi mayadan koyuyorum. Ve bunları iyice, hiç böyle kuru bir un zerresi kalmayana kadar karıştırıyorum. Bu şekilde oda sıcaklığında bir gece kalacak. Ondan sonra şu hale gelecek. Ve şimdi bakacağız kullanıma hazır mı değil mi? Büyük ihtimalle öyle. Yüzümü kara çıkarmazsa... Yüzüyor çıpır çıpır. Suda yüzdüğüne göre şöyle tamamını. Bu zaten işte benim kullanacağım kadar 200 gramdı. Ve böyle onu iyice açılana kadar karıştırıyorum. Bunun üzerine 350 gram beyaz un koyacağım. Ve geldik başrol oyuncumuz, son malzememiz. Kavlıca unu. Kimdir kavlıca unu? Biz bugüne kadar siyezden bolca bahsettik. Ha, bundan da bir 150 gram koyuyorum. Önce onu söyleyeyim. Kimdir kavlıca? Kavlıca, kavılca, kablıca bunların hepsi kullanılıyor. Siyez gibi Anadolu'nun hani... Bu da 7000 yaşında bir buğday. Ama hem zor iklim koşullarına ayak uydurabilmek için biz nasıl kat kat giyiniyorsak bu yavrucak da kendine kat kat kabuk geliştirmiş. Bu yüzden kepeğinden ayırmak zor. Hasadı zor. Bu yüzden birazcık yani bayağı bir müddet üvey evlat muamelesi görmüş ve yok olmaya yüz tutmuş. Ama 2006 yılında böyle koca yürekli bir avuç insan sayesinde tekrar tarımı canlandırılmış. Şu an 450 tona kadar çıkmış hasadı. Yani en az siyes kadar önemli bir buğday. Bize düşen de sofralarımızda ona yer vermek ve sahip çıkmak. Bir 7-8 dakika iyice gevşeyene kadar, lastik haline gelene kadar yoğuracağım. Bu birazcık daha yapışkan bir hamur olacak. Ama bu sizi korkutmasın. Yani zira hamur korkulacak bir şey değil, yenecek bir şey. Ama çok yapışkan olduğu için hani böyle şu hale gelmemek için 3-4 turda bir hem elinizi hem tahtayı kazıyıcıyla temizleyin. Ve bir sürprizimiz var. Sokak röportajlarından tanıdığınız, aynı zamanda erkek kanalından da tanıyorsunuz. Hatta bence birçok kanaldan tanıyorsunuz. Tanımıyorsun sahasında yeşil gidiyor. Ya. Bence ben bunu birazcık toparlayayım mı sana hocam? Yoksa direkt ben gireyim mi dersin? Jackie bu arada hiç ben adından bahsetmiyorum çocuğum. Ben gireyim ne olursa olsun gireyim ben de oluyorsun. Tamam gir. Alacağım. Biliyorsun değil mi? İnecek, dur. Kapatacağım. Alacaksın. İnecek, kapatacaksın. Dur ben şu tarafına bak, geçeyim. Bak senin dediğin kadarıyla bir ayağım geri. Evet. Sol ayağım önde, sağ ayağım arkada. Bir kediyi alıyormuş gibi, Muhittin alıyormuş gibi alıyorum. Allah ikiye daha... bölündü. Şöyle. Şöyle aldım. O biraz uğraşsın, ben geliyorum. O zaman ilk sebeple olmaması gerekiyordu bunun. Ama şey o bekledi. Ben yaparken çok kolay gözüküyor bu. Şimdi ayrıca ki bir müddet tek başına bıraktım. Ben burada mı durmalıyım ya? Şimdi ver onu bana.
Düşüreceğim. Bayağı zormuş. Açıyorum. Düşürüyorum üstüne. Şimdi hocam alırken böyle bayağı altından gir. Hı-hı. Ortadan. Evet. Şöyle ortadan ama böyle alttan gir. Yani hamurun tamam. Tamamını kaldırmayı hedefle. Tamam. Sonra? Ondan sonra şöyle girdin ya. Hı-hı. Şöyle aldın. Tamam. Bunu böyle çevirince zaten bu okuyor. Bunu böyle aldın. Poposunu vurdun. Şu elindekini de buraya atacaksın ama bunu böyle yavaş yapınca olmuyor. Bahar sen yapabiliyor musun? Hiç denemedim. Heh, şu. Değil mi? Evet ama şey. Allah falan ver. Bunu da ettin ya. Ne yapayım, o kadar kolay değilmiş. Hamur jakiyi tuttu. Teşekkür ederim bu deneyim için Burak. Dur, şimdi ben seni çağıracağım birazdan tekrar. Sen git elini yıka. Bunu ne yapayım? Yok yahu değil, hamur zor. Deneyim için yani, hani deneyim. Evet, ben de Jackie'nin heyecanına kapılmışım ve hamura un, tuz koymayı unutmuşum. Bir tatlı kaşığı, çok tepeleme değil. Yaklaşık 10 gram tuz alacağım. Evet, bu çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Ama unutmuşum yani, ne yapabilirim? Tuzsuz mu olsun ekmek? Kıvama geldi böyle, üstünün pürüzsüzlüğünden de anlıyoruz. Şimdi bu noktada her zamanki gibi şöyle toparladım ve kasemin içine attım. Şimdi burada ne yapıyorduk her zaman? Bir yarım saat böyle bekletiyoruz. Ondan sonra her yarım saatte bir tur atlatıyoruz. Ben tur atlatmayı yine ilk haliyle gösteriyorum. Ama siz bir yarım saat sonra yapacaksınız. Şöyle elimi ıslattım, biraz üzerini ıslattım. Bohça kapatır gibi. Bir, iki, üç ve dört. Bunu ben 3-3,5 saat boyunca yapacağım. Her yarım saatte bir çevireceğim. Şekil vermeye geçeceğiz. Şimdi ise ben buraları toparlıyorum. Beklemişi getiriyorum. Görüşüyoruz. 3,5 saat beklemiş hamurumu getirdim. Yani öbürünü de üzerinde bir nemli bezle bekletiyoruz her zamanki gibi. Bu böyle bayağı efsane bir hamur oldu. Şimdi ben bu beklemiş hamura şekil vereceğim. Her zamanki gibi tezgahımı unluyorum. Hamuru buraya alıyorum. Aman tanrım. Şöyle yine yaydık bunu. Katlıyorum. Önce üstünü ortaya, sonra altını ortaya. Ben biraz az unlamışım. O yüzden biraz yapıştı. Bunu da kullandım. Bundan sonra bir şurayı kapattım. Bu sefer birazcık farklı yapacağım. Şöyle bir bunu buraya kapatacağım. Ondan sonra bunu buraya kapatacağım. Ama böyle örgü gibi de aşağı iniyorum. Bir sağdan bir soldan. Ha, örgü gibi oluyor aslında ya. Ondan sonra da hop. Yine şunu şöyle kapattım. Şöyle onladım. Şimdi yine bezimi açtım. Ve onu unladım. Bu sefer hamur biraz yapışkan diye böyle birazcık da şey koyacağım. Kavulca unu koyacağım. Şöyle koydum. Tekrar üzerinde unluyorum. Ve bohça gibi kapatıp son mayalanması için buzdolabına götüreceğim. Bir gece kalacak. Oda sıcaklığında olursa 5-6 saatte olur. Ama buzdolabını tavsiye ederim. Ben yine buraları temizleyip beklemişini getireceğim. Buzdolabında bir gece beklettiğim hamurumu getirdim ama yani buzdolabından direkt çıkarıp getirmedim. Çıktı böyle bir yarım saat, bir saat biraz oda sıcaklığına geldi. Şimdi böyle bir yarım saat öncesinde ekmeği pişirmeye başlamadan fırını 260 derecede açıyoruz. Altlı üstlü. Ve böyle en altını bir üst rafına koyuyoruz telimizi. Onun üzerine de bir döküm tencere yerleştiriyoruz. Kapağı kapalı. O onun içinde ısınıyor. Yani bu ekmeği biz döküm tavada, döküm tencerenin içinde pişireceğiz. Neden döküm tencerenin içinde bir ekmek pişiriyoruz derseniz. Hani biz normalde ekmeği attıktan sonra böyle bir fıs fısla etrafı nemlendiriyoruz ya fırında. Bu dışının çıtırı için bize gerekli bir şey. Döküm tencerenin içinde pişince o onu ekmeğin kendi içindeki nemli suyla
O dış çıtırı kendi kendine oluşturabiliyor. Bu bir. İkincisi, eğer fırın taşımız yoksa döküm tencere, hani demir döküm tencere ağır olduğu için bir fırın taşı özelliği de görüyor. Çünkü o geç ısınıp geç soğuduğu için böyle bir güzelce ısıttığınızda hamuru oraya koyduğunuzda fırın taşı gibi etki edebiliyor. Eğer döküm tencereniz yoksa, yani böyle ısıya dayanıklı herhangi kapaklı bir kapta da yapabilirsiniz. Ama hiçbiri döküm kadar iyi performans göstermiyor. Toprak kap tabii ki olur. Toprak kap güveç gibi çalışır. Ama yani kapağın tam kapanması lazım. Hava kaçırmaması lazım ki o buhar kaçmasın, bize o çıtırı yapsın. Şimdi bu gerçekten çok sıcak. Şöyle fazlasını attım. Şöyle hop bıraktım. Çok dikkatli olun çünkü şurayı yakabilirsiniz. Şöyle diz, kolun şurasını. O yüzden şöyle atıyorum çiziğini ve gerçekten çok kahramancı çizikler diye şöyle 3 çizik attım ve bitti. Hemen kapattım. Tencereyle birlikte fırına atınca da hemen dereceyi 230'a düşürün. İlk 20 dakika kapak kapalı pişecek ve o sırada güzelce kabaracak, çıtırı oluşacak. 20 dakikadan sonra kapağı alacağız. Bir 25 dakika daha pişireceğiz. Ondan sonra ekmeğimiz hazır. Ekmek pişti, birazcık soğudu. Şimdi kesip tadına bakacağız. Uzun zamandır ekmeklerin yanında böyle güzel eşlikçilerim yoktu ama burada Refika'nın yaptığı lor peynirle böyle sonra onu büş gibi böyle doladığı çok güzel. Hatta şuradan da tarifini bulabilirsiniz. Bir peynir var, onunla birlikte yiyeceğim. Ben ekmeğimi yaptım, şimdi afiyetle yiyeceğim. Evet, hamuru birazcık cıvıktı, Jackie'yi birazcık korkuttu ama sizi hiç korkutmasın. Dediğim gibi hamur bu, korkulmaz, yenir. Ekmeğinizi yapın, yiyin. Alta yorumları yazın, bana fotoğraflarını gönderin, bir de abone olun. Haftaya görüşmek üzere. Gibi. Mis gibi ekmek yenir bu.